Sakarya, Kubilay ile ev turunda bu hafta sizin de yakından takip ettiğiniz ve eminim evini de çok merak ettiğiniz bir Akasya'da isimdeyim. Akasya'ya hoş geldiniz. Evet, Akasya'na, Akasya Asil Türkmen'in evindeyim. Akasya'cığım öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel evinin kapılarını açtın bize. Size değil sana açtım aslında. Evet. Ben vesilesiyle herkese diyelim. Evet gerçekten çünkü seni çok seviyorum Kubilay'cığım. Teşekkür ederim. Ve çok güzel şeyler yapıyorsun gerçekten. Öyle çok gezilesi gösterilesi bir şeyin yoktur ki benim. Var hayır hiç öyle değil. Şimdi herkese göstereceğim. Çekindiğim için çok da fazla öyle şeyler yapmadım ama... Ay Kubilay deyince tabii ki dedim ya gel gezelim evimi. Ayrıca zaten vardır mutlaka herkesin evinin bir anlatacak hikayesi. Evet o zaman ben hemen sana senin hikayeni sorarak başlıyorum. Bize biraz bu evi anlatır mısın? Burası Kalamış'ta. Minnok bir ev. 90 evet. Metrekare bir ev. Kaç oda? 2 oda bir salon. Ben bu evi tutarken daha doğrusu buraya taşınırken dedim ki Kalamış'a taşınacağım ve bisiklete bineceğim. O yüzden hep bu adada ev baktım. Bu ada derken aslında Kızıl Topraklıyız. Biz ailem de Kızıl Toprak'ta. Annemle ve anneannemle de yakın olmak istedim. Ve bu evi buldum. Lakin ev küçük. Baktım ama önü çok açık. Hem deniz görüyor hem gökyüzünü böyle yekpare görüyor. Güneşler doğuyor, aylar çıkıyor falan. Dedim ki tamam bu ev. Biraz küçük ama sığacağım dedim. Ve sığdım sanıyorum. Becerdim sanki. Evet evet çok güzel, çok ferah bir ev. Manzarası da şahane, bayıldım. Evet şimdi ben sana böyle o nereden bu nereden diye hiç sormayacağım. Önce tablolarından başlayacağım. Çünkü evin içine girdiğimizde özellikle salonda bu tablo böyle insanın içini açıyor. Bu tablo kimin? Ah Nilgün Sabar çok iyi bir arkadaşım. Hani arkadaşındır da işte resimler alırsın, aslında öyle bir dünya yok. Nilgün'ün daha önce başka bir resmi vardı burada, iki parçaydı ve çok pahalıydı. Ve Nilgün onu benden aldı, yerine bunu verdi ama bunu bana hediye etti gerçekten de. Bu resmin dışında bir Nilgün Sabar daha var, o mutfakta. Çünkü bir yalancı dolma resmi ve görünce ağzın sulanacak gerçekten. Bir de kızımın odasına asılacak olan Reflection ismindeki böyle flamingo kuşlarının olduğu bir tablo var ki Pera çok şanslı bir koleksiyoner. Şimdiden yatak odamdaki Ayça Şen'e ait olan koza da Pera'ya ait. Yani Pera'nın daha kendisi 2,5 yaşında 2 tane sanat eseri var. Eseri var evet. Süper. Piyanonun üstündeki peki tablo? Onu ben bir resimden taklit ederek yaptım ve akrilik de boyadım. Aslında deneysel bir çalışma ama mükemmel oldu. Şu anda onun talipleri var bayağı. Onlar güzel de biz bunu istiyoruz falan diyorlar. Bayağı ciddi ciddi fiyat para teklif eden oldu. Ama o bir profesyonel ressamın çalışmasının reprodüksiyonu olduğundan ve ben de sorumluluk duyduğumdan tabii ki öyle bir şey hayatta yapmam o bayağı. Gerçekten ama çok başarılı yapmışsın. Teşekkür ederim. Güzel çizmişsin yani. Şimdi ben yine salonda çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi yemek masan ve sandalyelerin. Çünkü çok minimal, çok güzel duruyorlar. Evet gerçekten. O da atölye başkanının işlerinden. Atölye başka Tophane'deki eski komşum olan bir mobilyacı. Aynı zamanda dizilere, filmlere falan da böyle tasarımlar veriyor. Bu da aynı zamanda benim kim olduğunu hatırlamadım. Önemli bir tasarımcının masası ve sandalyeleri aslında. Bir ya da iki. Bunlar böyle Nordik etkisi olan mobilyalar. Ben tabii ki direkt yaptırmak istedim ve istediğim ölçülerde yaptılar. Ben genelde mobilya seçerken ya da evimdeki objeleri alırken sürdürülebilirliğini önemsiyorum. Ama bir yandan da herkeste olan olmasın istiyorum. Yani çok pahalı parçalar seçiyorum. Ne de öyle herkesin evinde olabilecek işte bu zincir büyük markaların şeylerinden seçmiyorsun. Seçmeye çalışıyorum. Evet. Kendime evet, çok da güzel yapıyorsun. Yani hatta o konuda diyorum ki alma, gitme, yapma. Peki şimdi onun karşısında bir kütüphane var. Evet. Kütüphaneyi sen mi yaptırdın? Evet ben yaptırdım. Kütüphane yaptı onu. İki kardeş onlar ve istediğimi söyledim, anlattım. Onlar da bu perforje mi diyorlar bunlar? Perforje ya da ne diyorlar? Döküm. Metal döküm. Demir konstrüksiyonlarla ahşabı birleştirerek böyle bir şey yaptılar. Orada kestiler, biçtiler. Burada da uyguladılar. Tamamen tabii duvara sabitlenmiş bir şekilde. Evde benim için çok önemli bir şey kitaplar. Kitapların başrolde olmasını isterim. Hiç bu evde, bu salonda bir şeyin eksikliğini hissettin mi? Ne yok? Orta sayfa yok. Aşk olsun. Ha zaten bir de buraya orta sehpa koyayım. Bir de ne olsun. Hadi, televizyon yok. Evet, evet, evet. Valla doğru söylüyorsun. Televizyon yok. Televizyon evde de mi yok? Yok. Süper. Süper. Aslında değil. O kadar ölüyorum bununla. Çünkü biz artık internet, tablet falan izliyoruz.
O yüzden de televizyona ben hiç gerek duymuyordum. Koltukların nereden bu rahat tatlı koltukların? Ya bunlar tamamen, ben dedim ki yerden yüksek olsun koltuk benim için çok önemli dedim. Böyle altını silemeyeceğim. Aynen ama çok, o da çok önemli bu arada. Evet. Yani. Bu ben 4 aydır bir şey diyeceğim. 4 aydır kendi evimdeyim biliyorsun. Eve çıktım. Şimdi koltuğun altına süpürge girmiyor. Yatakların altına süpürge girmiyor. Çıldırıyorum evde. Temizleyemiyorum. Yani o yüzden çok önemli bu alta süpürgenin girme olayı. Evet ama bunun altı açıkken bunun altı bu kapı koltuk ve altında yatak var. Bu yere maalesef hem de bir de gerçekten eşek ölüsü gibi ağır ama çok kullanışlı. Bir de buna da çok para vermek zorunda kalmıştım. Çünkü içindeki efendim malzemesi çok güzel açılıp kapanıyor. İtalyan bir şeysiymiş, bir şeymiş. Lilyumlar canlı mı? Evet canlı tabii ki. Devamlı değiştiriyor musun soğukça çiçekleri? Ben asla canlı olmayan çiçek gerçekten. Evet bu arada bunu da süper yapıyorsun. Çünkü cansız çiçekler evin enerjisini biraz çalıp emer diye bir inanış var. Ben de inanıyorum. Ve ayrıca toz toprak toplar. Benim anneannemin evinde bir şey yapma çiçek vardı. Onları böyle haşır huşur yıkardı. Allah'ım o çiçeklerden bir çamur akardı. Bir çamur akardı. Doğru, ben negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de bende şey yoktur bak dikkat ettiysen. Bir şey bir biblo fıtıçız aslında evet, seviyordum obje. Ama onlar da çok güçlü semboller ve etkiler biraz evi. Ben işlevsiz hiçbir şey sevmiyorum evde. Ama işlevi olan şeyin bir hoşluğu olmasından hoşlanıyorum. Evet kesinlikle. Mesela fotoğrafta da öyle bir inanış var aslında. Evet. Çok fazla elinize böyle fotoğraf astığınız zaman o kişilerin enerjisini de elinize çekmiş oluyorsunuz. Evet. Çok fazla o yüzden anıya ve fotoğrafa da gerek yok diyerek şuradaki pick-up'ın var. O pick-up'ı da göstereceğim mutlaka evet, çünkü o bio, çok neydi tatlı. Neydi onun adı bir saniye? Beogram dedikleri Beogram. Evet. O Bang & Olufsen'in çok eşek yükü pahalı normalde bir serisi. Tabii ki biz eskicilerden indirme ve toplama usulüyle bulduk. Ama o yüzden amfisi biraz problemli, biraz oksitlenmiş. Onu da yaptırmam gerekiyor. Aylarca da iğnesi bekledim tahmin edersin. Bu pick-up işi böyle anacığım. Vallahi çalmayan öyle. Ben de, benimki Shibo'dan. Öyle antika bir şey değil ama aşırı seviyorum yani. Artık hadi senin de salondan kalkalım. Biraz evin geri kalanını gezelim. Tamam. Bakalım nerede neler var. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Evet Akasya'cığım geldik mutfağına. Evet, mutfak benim aslında evin en gurur duyduğum yeri diyebilirim. Çünkü burayı aldığımda gerçekten viraneydi. Bu arada evde ben kalorifer peteklerini de değiştirdim. Döküm olanlar nefis ama böyle ara dönem bir doğal gaz petekleri var biliyorsunuz. Onlar evet, çok çirkin onlar. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Böyle romatizma gibi dururlar orada. Ve ısınmıyordu da zaten. Ben de fırsattan istifade onları böyle yekpare parçalarla değiştirdim ve çok da güzel oldu, dekoratif de oldu. Onu yaptım, sonra burada dolapları değiştiremezdim. Sonuçta ben burada kiracıyım. Kapakları değiştirdim. Ve kapakları da yine o size bahsettiğim AGT'nin, çünkü aynı zamanda onlar böyle yekpare bu tür şeyler yapıyorlar, kaplama. Böyle bir şey yaptılar bana, sağ olsunlar. O da buradaki o eski old school şeyi, havayı değiştirdi, birazcık toparladı. Sonra tabii ki yüzümüzün nuru bir star gibi parlayan bir mutfakta. Star, bir yıldız. Bu simeyi aldım ki o benim yani ben çeyiz yapmadım. Ben hayatta hiçbir şeye gerçekten öyle çok büyük yatırımlar yapmadım. Ama fıstık yeşili bir simeyim olsun istiyordum ve bunu aldım. Elbisenle de çok uyumlu bugün. Ay evet özellikle ben ona uygun giyiniyorum zaten. ev ona uyuyor yani biz değil. Ayrıca dediğim gibi işte buradaki Nilgün Sabar'ın yapmış olduğu yalancı dolmalarda yeşil yeşil öyle birbirleriyle uyumlu oldular. Eski kiracıdan kalma lambayı da bıraktım. Böyle sarılı, yeşilli, grili, hoş bir mutfak oldu ve mutfağımın manzarası gerçekten efsane. Ve evin en büyük odalarından bir tanesi bu mutfak. Bana kalırsa bir oda oldu. Evet gerçekten burası. Çok büyük bir mutfak. Evet ama yine de burası oda olsaydı salon da çok iç içe olurdu. O arkada biraz daha insanlar biliyorsunuz daha sakin, daha az göz önünde olmak isterler. Yatak odalarının arkada olması makul. Aynen öyle. Buraya sığsa bir ada mutfak bile sığar bu arada böyle. Zorlasak ortaya bir ada mutfak yerleştirilebilir. Mutfakta yapmışlar ada mutfak. Gerçekten çok daraltmış. Bence yazık bir durum. Yani ben buraya bir masa koydum. Çünkü ben mutfakta vakit geçirmeyi aslında çok severim. Hani televizyonu yok ya aslında mutfakta olabilirdi. Ama fazlalıktan hoşlanmıyorum. Hoarders'ı biliyor musun?
Yok, bilmiyorum. Gorgeous diye bir şey var. TLC'de mi artık, Lifetime'da mı, ikisinden biri karıştırıyorum. Böyle evini istifleyen insanlar, biliyorum, çöp evet. Evler. Ben onu seyredip seyredip evden eşya atıyorum. O zaman hadi diğer odalara devam edelim. Hayır. Akasya'cığım, geldik yatak odana. Evet, yatak odası insanın en çok dinlenmesi gereken, en çok huzurlu olması gereken yer ya. Ben o yüzden böyle şey renkleri, lavanta renklerini falan tercih etmeye çalıştım. O yüzden böyle bir masa örtüsü, biraz onunla paslaşan grilerde tonlar seçtim. Bir de şurada duvarda şu anda sizin göremediğiniz ama birazdan göreceğiz. Aynen. Ayça Şen'in yaptığı çok güzel bir eser var. Koza adı. O da odanın renkleriyle uyuşuyor. Böyle küçük bir lamba seçtim çünkü daha büyük bir lamba burada çok fazla dururdu. Arkadakiler Egon Schiele. Egon Schiele'nin baskıları. Normalde baskı resim hiç sevmem, hiç kullanmam ve uncool bulurum, yani pek havalı bulmam. Ama Egon Schiele'ye zaten ulaşmak neredeyse imkansız bir şey ve kendisi müzelerde. Ve ben zaten dramatik olarak çok seviyorum onun eserlerini ve onun o insan vücudunda yansıttığı duyguyu çok seviyorum. O yüzden çok sevdiğim desenlerinden böyle kendim bastırıp boyutlarını işte aynı şekilde eşit aralıklarla duvara astım. Bunu ben bir yerde görmüştüm aslında ama böyle değildi. Çerçevelenmiş resimlerdi. Ve ben öyle yapmadım. Bu şekilde ne diyorlar buna? Parşömen. Tuvale bastırmışsın. Bastırdım ve bu şekilde sergiledim. Benim için oldukça anlamlı, odaya da yakıştığını düşünüyorum. Odanın bu çok dingin havasını böyle bir kırdığını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben aslında şimdi dikkat ediyorum. Duvar tonlarının çok açık ve böyle evde sade olduğu için aslında tablolar böyle biraz evini sanat galerisi gibi bir havada vermiş. O da benim çok hoşuma gitti. Evet. Hemen sağ tarafında da minik bir böyle mint yeşil aydınlatma var. O da çok tatlı. O antika pazarından tabii ki. Ben daha önce Bomonti'de de oturdum. Galata'dan sonra kısa bir dönem. Ve tabii ki şeye çok yakındım. Feriköy antika pazarına. Bunu oradan buldum. Eski bir parça. Fişine kadar çok eski. Ve o yüzden çok seviyorum. Altında da babaannemden kalan. Babaannemden bana kalan çok az şey var. Çok az tanıyorum onu. Hiç tanımıyorum. Ben çok bebekken vefat etmiş. Onun yaptığı, eliyle yaptığı dantel var. Bunu bana halam hediye etmişti, sağ olsun. Bunu da böyle sürekli görmek için tutuyorum. Ama çok değerli bir mobilya falan olursa üstüne koyarım böyle sergilerim. Senin için çok güzel bir anısı var. Hemen ben burada bir tane de köpüşün yatağını görüyorum. Çok tatlı. Evet. Sana markasını sormadan tahminde bulunacağım. Söyle. Çakra mı? Tabii ki. Yani benim de kedimin yatağı Çakra çünkü. Evet, çok hemen iyi ya. Hemen tanıdık geldi. Yani bu sezon gerçekten özellikle hayvanlar için çok güzel şeyler yapmışlar. Bu kadar büyüğünü bulmakta biraz güçlük çektim. Çünkü sadece kedileri düşünebilmişler aslında. Haklılar. Çünkü daha büyük köpek. Aslında kedilere de biraz küçük, biliyor musun? Benimki böyle içine zorla girip yatıyor diyebilirim. Bu güzel diyebilirim. Ama bu geniş. Bir, evet, evet. Geniş. Biraz gördüğün gibi o da kendine göre onu genişletmiş. Ama böyle tip top bir şeyin olması, yerinin olması hayvanlara çok iyi geliyor. Evde hayvanla yaşıyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Onların rahatını bazen kendimizden çok düşündüğümüz doğrudur diyorum. Seninle o zaman hemen içeriye doğru gezmeye devam edelim. Ve geldik Pera'nın odasına. En zayıf olduğum yer aslında Pera'nın odası. Zaman zaman suçluk duymuyor değilim. Çünkü kızımı bayağı bildiğin normalde bir önceki kiracıların ya da ev sahibinin dolap olarak kullandığı odaya tıkıştırdım. Ama bir önceki evimde efendim duvarda haritası vardı, bilmem ne, bir sürü hikayesi vardı. Ama burası da bana çok tatlı geliyor. Çünkü bu kitaplı Pera'nın Montessori Design, Hande Hanım o yaptı. Montessori Design gerçekten çok başarılılar. Buraya uygun ölçülerde ve ebatlarda yapıldı. Kitapları burada kendisi uzanıp alabiliyor. Hepsini almasını istemiyorum çünkü yırtıyor kitaplarını ama oyuncaklarını alıyor. Burada işte iki tane güzel küçük çekmecesi var, ayağımla göstermiştim. Bir de Montessori Design olan yatağı var. Bu da özel tasarım bir yatak.
Pofidik yumuşacık bir yatak. Yumuşacık bir yatak. Hani Montessori yatakları gibi ev gibi olanlar var ya, onlar da güzel. Şöyle aslında bir önceki ev turlarında bahsetmiştim ama kısaca bahsedelim. Montessori aslında çocuğun her hareketini kendi kendine yapabilmesini amaçlayan. Evet, ısıtlanmadı. O bir plastik mobilya akımı değil. Akımı hatta aslında yaşam mimari biçimi. Akım yani evet. Yaşam biçimi zaten aslında. Yaşam biçimi akımı. Çocuğun işte ön motor becerileri gelişsin bilmem ne diye. Aynen. Ya çocuk uyumadan önce anneye babaya ihtiyaç duymadan kendi yatağına çıksın, girsin, kitap okumak istediğinde alsın. Oyuncağını kendi seçsin. Pera burada yatıyor, kalkıyor kafasına göre. Gerçekten bir yaşından beri Montessori yatak kullanıyoruz. Montessori Design'dan yine önceki modeli de oradan yaptırmıştık ama burası küçük bir oda olduğu için bu puf puflu yataklardan seçtim. Şu anda kendi seçtiğim kumaşla da Petit Cane. Böyle kumaşla da çok çok seviyorum. Pera da çok mutlu yatağından. Yani ben bu yatağı Pera 5-6 yaşına kadar gelene kadar kullandım. Vallahi yatak rahat görünüyor. Şöyle üstüne hop diye atlayasın. Yani. Yatasın gelelim. Aynen. Duvar biraz boş. Pera'nın bazı şeyleri var. Detayları var. Hatta onları da göstereyim. Evet, Pera'nın bir de duvarı aslında biraz boş. Bunları ne yapacağımı çok bilemedim. Birbirinden bağımsız parçalar. Yine Nilgün Sabar'ın Pera doğduğunda ona hediye ettiği sanat eseri var elimde. Tarçın kokusuydu galiba. Yine onların bana gönderdi. Ben normalde bu da çok tatlıymış. Bu tarz şeyleri çok sevmiyorum. Gerçek, doğruya doğru. Ama bu benim gördüğüm galiba en güzel kapı süsü olabilir. Bunu da kapı süsü olarak değil, duvar süsü olarak kullanacağım. Çocukların isimlerini görmesinin ve böyle şeritlendirilmiş şekilde, hani böyle hoş bir şekilde görmesinin seçimlerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişimlerinde de güç verici olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle paylaşacağım. Bu da Pera'nın doğduğunda yapılmış mandalası. Bu tarz mandalaları çok seviyorum. Ve bunu yapan arkadaş beni ve Pera'yı düşünerek yapmış. Ben de her baktığımda şifalandığımı ve nazardan falan korunduğumu hissediyorum. Renkleri de çok güzel. Evet. Pera ile ben. Evet, banyo gerçekten aslında benim masterpiece'im. Yani iç mimarlıktan mezuniyetimi banyoya kutluyorum diyorsun. Verdim diyebilirim mezuniyet çalışmam. Yerler daha önce de söylediğim gibi Defne Koz'un AGT için özel tasarımı. Ve böyle bir renk kullanmak normalde iç mekanlarda oldukça zor. Çok büyük olması lazım. Ya da çok küçük diye düşündüm ve ben bu tasarımı buraya uygun gördüm. Birazdan görürsünüz. Burada bir küvet vardı. Onu çıkarttım attım. Onun yerine düz zemin yaptı. Hem zemin yaptırdım. Duvarlara da şey malzemesi bu. Su geçirmeyen ne deniyordu ona? Yere yapılır. Hipoksi. Hipoksi. Hipoksi yaptırdım. Çok zor. İşlenmesi gayet zor. Çünkü kırdırmadım altındaki berbat eski usulü fayansı. Ve üstüne yaptırdım. Bu duvar böylece suyla temas ettiğinde böyle kabarmalar falan filan olmuyor. Buraya iç kısma kurutma makinesini ve çamaşır makinesini giydirdim. Duş teknesini kaldırmıştım zaten. Yer hem zemin o. Onun üstünü ama öyle gözükmemesi için tik ağacından böyle bir şey mazgal yaptırdım. Orpa Decking diye bir marka buldum internetten. Ve onlar da böyle küçük bir parçayı sağ olsunlar gönderdiler. Geneliyle de çok uyumlu olmuş banyon. Bir de hakikaten bu banyolar duvarların fayans olması artık çok büyük bir çirkinlik. Yani evet. O yüzden bu şekilde bir boyayla normal duvar halinde bırakman da aslında bir oda gibi. Bir vizyonun olduğunu gösteriyor. Evet, kesinlikle bir vizyonun olduğunu gösteriyor. Seni 5 üzerinden 10'la mezun ediyoruz. Evet. Bu arada gerçekten sorar mısanız ustalık mertebesine ulaşmak üzereyim. Bundan memnun değilim. O yüzden ev sahibine de söyledim. Evet tamam, ev çok eskiydi. Ben yaptırdım, sorun değil de ben işin mimarlık ve ustalık ve çıraklık kısmından çok hoşlanmadım. Çünkü çok meşgulüm falan dedim. Ama neyse, tatlı insanlardı, bir şekilde hallettik. Ama paralar benden çıktı, onu söyleyeyim. Hadi o zaman salona dönelim. Evet efendim, Kubilay ile ev quizinde bugün oldukça zor sorular hazırladım sana. Hazır mısın? Çok hazırım. Vallahi çok zor soru buldum. O yüzden artık başlıyorum sormaya. Başla, sorun. Evet, şimdi sen bir tane kütüphane yaptırmışsın salonuna. Bu kütüphanede kaç tane raf var?
Çok güzel bir soru, kesinlikle bir fikrim yok. Sayıyorum bir dakika. 7. Evet. Vallahi hatırladım. Yani... Ya öf, soruların bilinince sinir oluyorum. Hayır, şöyle attım aslında. Sipariş verirken kaç tane dediğimi hatırladım ama sorsan aslında bilmiyorum. Yani saymam gerekirdi. 7 diye attım. Tamam, o zaman başka bir sayı sorusuyla geliyorum. Halının üstünde kaç desen var diye. Şaka şaka, tamam bu soru değildi. Onu sen de sayma bence. Ben de sayamam. Evet, senin böyle bir modüler görünümlü bir lamban var salonun ortasında. Evet. Bunda kaç ampul var? Kesinlikle hatırlamıyorum. 6. Düt, yanlış kaç? Cevap. Kaç? 5. Bak bir tane tek sayı olabilirdi, doğru. Evet, gene bir sayı sorusuyla geliyorum. Evet, ama kolayca. en ilginci bu bence. Mutfağındaki dolma tablosunda kaç tane dolma var? Bunu gafil. Gafil avlanacağını biliyordum. Derken sen beni gafil avladın. 7 mi? 7. Aynen. Çünkü bak şeyden bu tamamen o bir tane kitap var ya, Divine simetri mi, geometri mi ne diye. Orada bir geometri var ya, o yüzden aslında 7 olduğunu tahmin ettim. Ortada tek ve 3 var. Evet, ben de düşününce onu sayacağını tahmin ettim. Süper. Evet. Vallahi başka soru yok, çıkarabilirsin. Teşekkürler. Aynen. 3'te 2 yaptın. Ama eğlenceli, sevdim bu quiz'i. Vallahi soru bulması çok zor oluyor. Ya evet. Ama yine de şöyle mini bir test yani. Biliyor musun, bilemiyor musun? Bir de daha yeni evimi gezdirdim. O yüzden evi şu an çok iyi tanıyorum yani. Sayende evimi sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Bilal'cığım. Ben evet teşekkür ederim. Bugün güzel evinin kapılarını bize açtın. Gerçekten güzelmiş evim. Ben şu an fark ettim. Aynen, çok da güzel. O zaman ne diyelim? Bizleri takipte kalın. Evet, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ve yeni fikirleriniz varsa da bu videonun altına yazın ki Kubilay sizin için çeksin. Aynen öyle. Hepinizi öpüyorum. Yepyeni ev turlarında görüşmek üzere. Bay bay.